Tebrikler. Sağ ol Bülent. Ya, Hikmet hocamla başlayan galibiyet serisi bir Trabzon maçımız var. Onun haricinde harika futbol ve artık küme düşme barajının hemen üstüne çıkan bir Ankara Gücü var. Evet. Keyifli de bir maçtı. Bir maçla ilgili görüşlerini almak isterim ilk önce. Zor. Gerçekten çok zor geçiyor. Yani yaşadığımız stresi işte 1,5 senedir sizler de takip ediyorsunuz. Belki 1,5 seneyi de geçti. Yani maç bitiş düdüğü çalana kadar gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama çok güçlü bir rakiple oynadık. Antalyaspor bireysel anlamda çok kaliteli futbolcuları var. Değişik bir taktikle oynuyor. Bu taktikle de Antalyaspor'u yenmek kolay değil. Futbolcularımız bunu becerdi. Yaşamlar aslanım. Futbolcularımız bunu becerdi. Bunun için mutluyuz. Hocayla birlikte de tabii ki bir şey yakaladık, ivme yakaladık. Daha önce de konuştuk zaten bunu. Hocam camiayı biliyor, bizleri biliyor. Takımda birlik bütünlük de Allah'a şükürler olsun iyi seviyede. İşimiz daha var, bitmedi. Çünkü rakipler de kazandı. Onun için aynı ciddiyette devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda Ankara Gücü Süper Lig'de yoluna devam edecek. Böyle düşünüyorum. Hikmet hocam başından beri şey diyordu. Alttaki takımlar puan alsın, yukarıdaki takımlarla baraj açılmasın. Rekabet daha kızışsın. Şimdi alttaki takımlar da puan alıyor. Bu hafta rakipler de puan kaybetti. Öyle güzel durum da var. Lig artık 3 günde bir maç temposuna giriyoruz. Bugün buradaydık. Çarşamba günü Konya'dayız. Hafta sonu yine Ankara derbisi var. Ankara çok kritik bir maç yine. Takımın durumu nasıl başkanım? Şöyle, şimdi Hikmet Hoca'nın söylediği doğru. Çünkü bir takım yarıştan koptuğu anda rakiplerle de o takımın maçı olabiliyor. Onun için de devam etmesinin faydası var. Zorlu süreç. 3 maç hafta içi, işte çarşamba günü ve pazar günü, ama biz geçen dönemde de Ankara Gücü olarak böyle olduğu haftalarda iyi puanlar almıştık. Takım oyun ritmi yakalıyor. O ritim çok önemli. Takımın durumu iyi. Bir sorunumuz yok Allah'a şükürler olsun. İşte kampta Antalya'da zaten son günü ben de oradaydım. Beraberdik. Burada da çalışmalarına devam etti. Bu sene şükürler olsun ki alternatifli bir kadromuz var. Bu maç temposunu kaldırabilen bir takımımız var. Onun için şu anda bir sıkıntımız görünmüyor. İnşallah işte Konya Spor'u da yenersek ondan sonra daha farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi hep prim falan konuları konuşuluyor. Herhalde onunla ilgili bir sıkıntı yok takımda. Yok. Onlarla ilgili biraz bir durumla ilgili bilgi verebilir misiniz? Çünkü şimdi, zor bir zaman. Yüksek ya, rakamlı primler konuşuluyor ve 3 günde bir prim ödeyecek moda girmeniz lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Galibiyet 2 milyon 200 bin lira. Bazı maçlarda dağıttığımız primlerden sonra kulübün kasasına 200-300 bin lira yakalıyor ya kalmıyor. Zor bir süreç. Dünyanın, bütün dünyayla birlikte biz de en zor süreci yaşıyoruz. Tabii bize dünya kadar eleştiri oldu ama buranın nasıl döndüğünü bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Yani burayı çevirebilmek öyle o kadar zor ki, gerçekten o kadar zor. Ve de herkesin ekonomik olarak sıkıntıda olduğu bir dönemde. Kimseden sponsorluk alamıyorsunuz çünkü gittiğiniz firmaların da işleri iyi değil. Böyle dünyanın 100 yılda 200 yılda yaşadığı bir dönemde Allah bize başkanlığı nasip etti. Bunun hem çilesini çekiyoruz hem mutluluğunu yaşıyoruz. Konuşulacak çok şey var. İnşallah Allah onları da konuşmayı bize, çocuklar görüşürüz inşallah, onları da konuşmayı nasip eder. Çok konuşulacak şey var, konuşacağız Allah izin verirse. Şimdi yine sponsor bulamıyor da siz buluyorsunuz galiba. Biz buluyoruz tabii yani. Şimdi herhalde kalıcı sezon sonuna kadar bu firmayla devam edeceğiz ama biz çalışıyoruz gerçekten. Bütün çevremizi kullanıyoruz. Yönetici arkadaşlara da söylüyorum. Bununla ilgili bir yönetimde bir grup yaptık. O arkadaşlar sürekli işte bir şeyler bulmak için çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Uğraşıyoruz. Uğraş sonucunda da bir şekilde zorlanarak buluyoruz. Şimdi böyle maddi durumlar zor olan dönemlerde, bir de futbolda çok başarılı yoksa amatör branşlar genelde kenar itilir. Her zaman yaşanan şey ama gururlanan bir haber girdik dün. Canlı canlı takip ettim. Melisa kızımız dünya ikincisi oldu. Ya çok önemli. Çok güzel bir haber. Şimdi biz burada sportif başarıyı yakalayamadığımız için bizim yaptığımız işlerin çoğu göze görülmedi. Ama bir 3-4 sene sonra Allah nasip ederse o zaman anlaşılacak. O Tandoğan'daki o tesisin önemi. Yani
Çok büyük bir iş yapıldı bence orada. Şimdi orada voleybol takımı, basketbol takımı kurslar halinde çalışmalar başladı. İleride, şimdi biz ilk geldiğimizde de söylemiştik, Ankara Gücü'nün branşları olması lazım diye. Ve Türkiye çapında bu çocuklar madalya alıyordu. Çok farkına varamadı insanlar. Dün kızımız Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalya aldı. İki tane de bronz madalya aldı. Bilmiyorum, Ankara Gücü'nün en son tarihinde herhalde bir 30... Yok, bizim zamanımız vardı. Bisiklette biraz vardı ama o da yine Türkiye'dedir. Avrupa başarısı, yani Avrupa başarısı tabii yoktur. Benim bildiğim 30 senedir yani böyle bir madalya yok, görünmedi. Çok büyük mutluluk. Çok mutlu oldum ben. Sevindim. Sağ olsunlar, arayanlar da oldu. Devlet büyüklerimizden de arayanlar oldu. Buradan tekrar sizin aracılığınızla da hem Melisa kızımıza hem hocalara, Ertan hocaya ve diğer hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, çalışıyorlar. Biz de onlara o imkanı sağladık. Hocaları da gönderdik. Normalde milli takım hocalarıyla gidiliyor. Biz kendi hocalarımızı da gönderdik Rusya'ya. Kulüp olarak biz karşılıyoruz bunların masraflarını da. Çocuklar da hakkını verdiler. Sağ olsunlar. Onları da buradan tekrar kutluyorum. Başkanım, haftaya bir daha yakalayamayabilirim sizi. Ankara derbisi var. Benim açımdan Ankara'nın en önemli spor müsabakalarından bir tanesi. Evet. Geçen sezon gerilmişti ortalık. Evet. Kontenjan sorunundan falan. O gerginlik devam ediyor mu? Sorunlar devam ediyor mu iki kulüp arasında? Yoksa normalleşme süreci yaşandı, bitti mi? Nedir durum? Gençler Birliği Ankara Gücü ile beraber Türk futbolunun en güzide kulüplerinden birisi. Ben Gençler Birliği'ni öyle görüyorum. Her zaman için saygı duyuyorum. Bir Ankara'da rakibimiz ama Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisi. Geçen sene burada gereksiz yere yöneticilerden mi kaynaklandı, çalışanlardan mı tam bilmiyorum. Bir gerginlik oldu. Yakışmadı. Yani şimdi buraya Murat Başkan gelse, yöneticiler gelse, öyle seyircili bir ortamda isterse buraya 100 kişi getirsin. Biz ne demek yani, bizim şehrimizin takımı, sürekli yüz yüze bakıyoruz. Birlikte bu stadı kullanıyoruz. Ortak şirketimiz var. Maalesef onlara yakışmadı o geçen sene yapılan hareket ama artık geçti o. Yani görüşüyoruz biz. En son Murat Başkan'la İstanbul'da milli maçta beraberdik. Orada oturduk, sohbet ettik. Ondan önce de çeşitli vesilelerle görüştük. Öyle bir kriz yok. Sahada dostça, centilmence bir mücadele olacak. Seyirci açıldığı zaman da seyircimiz de burada güzel bir şekilde gelir, Ankara Gücü'nü destekler. Onlar da o zaman işte içindeki şeyi de atmış olur seyirciler ama böyle bir şey artık devam ettirmek istemiyor. Önümüzde çok önemli işimiz var bizim. Başkanım, son soruyu da sorayım. Milli Lig şampiyonlukları artık gündeme geldi. Ali Koç Ankara takımlarıyla bir araya geldi sizinle. Murat Cavcavlı Ankara Demir Başkanı'yla. Burada süreç ne durumda? Neler bekliyor bizi? Şimdi burada önemli bir süreç. Fenerbahçe Kulübü buna çok iyi hazırlanmış. Bizlere Ankara'da davet ettiler. Bu toplantıda da bize de burada bilgilendirdiler. Kendi yapmak istediklerini söylediler. Biz varız. Gençler Birliği var. Ankara Demir Spor var. Eskişehir Demir Spor. Pardon. Göztepe var. İstanbul Spor var. Bununla ilgili bir WhatsApp grubu da kuruldu. Oradan yazışmalar devam ediyor. En son ben Mehmet Sepil Başkan'la konuştum. Biz Ankara Gücü'nü inceledik. Daha da inceliyoruz. Bizim 1949-50 şampiyonluğumuz gerçek bir şampiyonluk. 4 kümede oynanan İstanbul Ligi, Ankara Ligi, İzmir Ligi ve Anadolu Ligi şeklinde oynanan bir ligin sonunda 4 takım playoff sistemiyle maç yapıyorlar. Ankara Gücü orada İzmir Sporu, Eskişehir Demir Sporu ve Galatasaray'ı da 4-3 yenerek o senenin şampiyonu oluyor. O kupada bizim kulübümüzde duruyor. Biz bu şampiyonluğun yani öyle sene 2 takımla 3 takımla oynanan bir şampiyonluk değil. Evet. Biz Ankara Gücü Kulübü olarak bunu takip edeceğiz. Takipçisi olacağız. Ben Nihat Başkan'la da görüştüm. Kendisine de biz bu işi takip edeceğimizi, ısrarcı olacağımızı söyledim. Diğer kulüplerin kendi arasındaki yıldız savaşları bizi ilgilendirmiyor. Biz Ankara Gücü'nün burada bir hakkı varsa bunu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz. İnşallah alırız diye ümit ediyorum. İnşallah alırız. Çünkü Ankara takımlarını ilgilendiriyor. Çok önemli. Şimdi bunun konuşması yapılırken bize ekonomik getirisinden de anlattılar. Tabii ki senede 2-3 3,5 milyon civarında fazla para alma durumu var. Geçmişten de 5,5 milyon dolar civarında işte Süper Lig yayıncılığıyla ilgili bir şeyden bahsettiler. Ben orada toplantıda şunu söyledim. Bizim Ankara Gücü Kulübü olarak ilk önceliğimiz kesinlikle bu işin manevi boyutu. Bu kupayı Ankara Gücü'nün alması. Bunun manevi boyutu, hazzı her şeyden daha önemli. Ekonomik tarafında tabii ki takipçisi olacağız. Olursa ya çok ihtiyacımız var, çok iyi olur. Ama olmazsa da, bundan dolayı bir zorluk olursa da maddi tarafından ziyade biz manevi tarafı ve bunun gururunu yaşamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz sonuna kadar.